Şimdi ürün altyapımızda bir konfigürasyona gideceğiz. Farklı bir talep oluştuğu için ürünlerin merkezi bir yerde tanımının ve yapısının yapılması, diğer farklı siteler ve farklı listeler içerisinde kullanılması isteniyor. Dolayısıyla bunu merkezi bir yere çekilmek için içerik tiplerinden yani content type'lardan faydalanacağız. Öncelikle gidip mevcut ürün altyapımızın kolonlarına bakalım. şurada liste ayarlarından kolonları görüyoruz. Kategori bilgisi hariç diğerlerini alacağız. Kategori bilgisini her bir kategori için farklı content type'lar oluşturarak halledeceğiz. şimdilik bir yeni bir tab açıyorum. Yine porta porta gideyim. Buradan site ayarlarından ilk önce site kolonlarına gidip ihtiyaç duyduğum kolonları oluşturacağım. Ürün adı yine title kolonun üzerinden kullanılır. Kategoriyi farklı content type'lar yaparak halledeceğiz. Stock adet diye bir kolon oluşturayım burada. Bunun tipi number'dı. Bunu Port ya port Kolonları Diye bir Kategori koyalım. Zorunlu olsun. Minimum sıfır olsun. Bunları zaten bir önceki tanımımızda da vermiştik. Yok, diyelim. Ürün tanımı kolonunda oluşturalım. Multiple lines of text dedik. Bu sefer tanımlamış olduğumuz portya port kolonları kategorisinin altına yerleştirelim. Zorunlu olsun ve diğer ayarları aynen kalsın kolonlarımızı tanımladık. Şimdi yine site ayarlarından site content types'e gidelim. Ve yeni bir content type oluşturalım. Bunun adı da ürün olacak. Hangi content type'dan türeteceğiz? Bu bir doküman olmadığı için list content type'ından türeteceğiz. List content type'ından item. Bu kategorideki item content type'ından türetiyor olacağız. Grubumuzda port içerik tipleri olsun. Gördüğünüz üzere oluşturduk ürün diye bir content type. Şimdi burada add from existing site columns diyerek port ya port kolonlarından stok adeti ve ürün tanımını buraya ekleyelim. Şimdi ürün broşürleri içinde yapıyı inceleyelim. Burada da ilgili ürün var. Yani bu yapıdan yapıya değişecek content type'larla halledemeyeceğimiz bir şey. Çünkü bu, bu lookup alan yani hangi ürün broşürünün hangi listedeki ürünlerle iletişime geçeceğini bilmiyoruz. Ama biz burada istersek ürün broşürleri diye de bir içerik tipi oluştururuz. Ürün broşüründe olması gereken bilgileri de burada tanımlayabiliriz list content types içerisinden değil bu sefer document content types içerisinden alacağız ve document'tan türeteceğiz. Bunu da yine port ya port içerik tiplerine koyacağız. Burada da yine title name'i kolonları mevcut. Ekstra bir bilgi şu an burada kolon tanımı yapmayacağız. Şimdi gelelim ürün kategorisi hikayesine. Site içerik tiplerine gidelim. Şuradan da ürünler listemize gidelim. Ürün kategorisine bir bakalım. Burada elektronik, gıda ve temizlik diye 3 tane tipimiz var. Şimdi hepsini birer content type yapıp ürünlerden türetelim. Mesela elektronik diyelim bu port ya port içerik tiplerinden üründen türeyecek. Bunu da yine port ya port içerik tiplerine koyalım. Bu şekilde yapınca elektronik içerik tipine farklı kolonlar da farklı e, alanlar da ekleme imkanımız var. Add from new site kalın deyip buraya yeni bir kolon ekleyelim. Mesela elektronikle ilgili olarak en genel geçer giriş voltajı alanı koyabiliriz. Mesela buna choice diyelim. Bunu da yine port ya port kolonlarına koyalım. E, biz buraya 220 volt ve 110 volt diye iki tane örnek koyalım. Bunlar drop da seçilebilir olsunlar. Default'u da 220 olsun. Elektroniğe bunu ekledik. Şimdi gidelim bir tane de gıda ekleyelim. Gıda içerik tipi. Ürünlerden türeteceğiz ve porta altına koyacağız. Buraya da yeni bir tane site kolon oluşturacağım. Gıda olduğu için son kullanma tarihi gibi bir kolon koyalım. Date and time diyelim tipine. Bu kolonu da porta port kolonları altına koyalım. Sadece tarih olsun. Default olarak bugün olsun. Bunu da yerleştirdik. Bir de şöyle dönelim bakalım neydi? Temizlik. Temizlik isminde bir içerik tipi oluşturalım. Bunu da yine üründen türeteceğiz. Ve port ya port içerik tiplerinin altına koyacağız. Buraya da bu temizlikle ilgili bilgi olduğu için atıyorum pH değeri nedir diye bu bilgiyi alalım. Number olsun. Yine portaport -port kolonları altında dursun. Minimum maksimum bir şey vermeyeceğiz. Decimal'larda de otomatik olsun. Burada hiçbir şey değiştirmeyelim koyalım. Görüldüğü üzere bizim şimdi bu portaport Hmm, i̇çerik tipleri altında elektronik, gıda, temizlik, ürün, ürün broşürleri diye içerik tiplerimiz oldu. şimdi bunları kullanacağımız bir liste oluşturalım. İstediğimiz herhangi bir yerde bunları kullanabiliriz. site Content'e gidelim. Add diyelim. Yeni bir tane custom list oluşturalım. bunun ismine de karışıklık olmasın. Şirket ürünleri diyelim. Şöyle Türkçeleştirelim. Şimdi Advanced Settings altında Hello Management of Content Types deyip OK diyelim burada içerik tiplerimiz çıktı. Add from existing site content types deyip port ya de port içerik tiplerinden elektronik gıda ve temizliği burada kullanacağımızı ifade edelim. Sonra da item content type'ını çıkaralım. Çünkü bunu buradan kullanmayacağız. Burada delete this content type dediğimiz zaman sistemden silinmiyor. Sadece bu listeden siliniyor. Bunu unutmayalım. Gördüğünüz üzere üç tane içerik tipim var ve varsayılan olarak elektronik tanımladık. Şimdi itemlardan new item dediğimiz zaman bakın üçü de burada çıktı. Yeni bir elektronik ölese girmek istiyorum. Elektronik özel giriş voltajı alanı karşıma geldi. Bu bir porta port marka yazıcı olsun. Stoğumda 100 tane var. Yazıcıdır diye ürün tanımı vereyim ve 220 volt kabul ettiğini söyleyeyim. bir tane daha elektronik gireceğim. Port ya port. Tarayıcı girdim. 10 tane var. Tarar dedim. Özelliklerine. Itemlardan new deyip bu sefer gıdayı seçeceğim. Port ya port. Portakalları. 1000 adet var elimde. Portakaldır dedim. Son kullanma tarihini vereceğim atıyorum şu tarih olsun. Yine item'dan new item deyip temizlik diyeceğim bu sefer. Portoport -port silme bezi. 13 tane var elinde. Çok iyi siler dedim. pH değeri de beş olsun. Görüldüğü üzere bir liste üzerinde istediğim kadar farklı içerik tipinden içerik girme imkanım oluşuyor content type'ları kullandığım zaman. Aynı zamanda birden farklı listede, birden farklı sitede de bu içerik tiplerinden faydalanma durumun söz konusu. Ürün konusunda bir şeyi atladık. Diyelim ki yani her ürünle ilgili olarak şu üç ürün içerik tipimize gidelim. Ee, bir tane daha bilgi girilmesini istiyoruz ee, alış değeri mesela yani kaça mal olmuş bize bu ürün şeklinde Currency tipinden olsun Bu da port, -ya -port kolonlarına yerleştireyim ee, TL cinsinden olsun Türk Lirası cinsinden okey diyorum başka hiçbir şey yapmadan şirket ürünlerine gidip itemlardan örneğin temizlik oluşturma kısmını istediğim zaman bakın alış değeri kolunu buraya otomatik olarak geldi. Çünkü ürün içerik tipinden türüyor bu temizlik içerik tipi. Dolayısıyla otomatik olarak buraya da gelmiş olduğu Böyle bir imkanda da bulunuyor. <laughs>